Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumasıyla daha beraberiz. Sözler Risalesi'nde bildiğiniz gibi 10. sözde Nam-ı Diyarlı Haşr Risalesi'ndeyiz. Orada da Elhamdülillah ki Elhamdülillah Hatime bölümüne kadar geldik. Bugün inşallah Hatime bölümünde ayet kerimelerin verildiği yere kadar, burada pek çok ayetin peş peşe verildiği bir bölüm var. Oraya kadarki kısmı okuyacağız ve kendimizce, anladığımızca, Cenab-ı Hak lütfettikçe izah etmeye çalışacağız. Hayır, nur, hidayet Allah'tan. Başlayalım. Hatime. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Önce bir baştan şuraya kadar okuyalım, o dediğim yere kadar, ayetlerin başladığı yere kadar okuyalım. Ondan sonra da tekrar başa dönüp ince tefekkürünü yapacağız inşallah. Sonraki derste de bu ayetleri tek tek konuşalım istiyorum. Yani Bediüzzaman Hazretleri Hatime bölümünde peş peşe bu kadar ayet veriyor, bunlara da bak diye. Ama bunları niye veriyor? Bunların Haşr Risalesi ile ilgisi ne? Bize neler öğretiyorlar? Bunlara dair biraz daha yavaş yavaş, adım adım konuşalım istiyorum ben. Derslerde falan bu kısımlar hızlı geçilir. Biz öyle yapmayalım. Bu ayetler neden burada? Onu bir kendimize soralım. Bir metne soralım. Elimizden geldiğince bir şeylere söylemeye çalışalım. Cenab-ı Hak inşallah avucumuza hidayet nurlarından akçeler bahşeder. Tekrar metnimize dönüyorum. Hatime bölümündeyiz. Söz basım külliyatı göre burası 138. sayfada. Söz basım külliyatının Sözler Risalesi'ne göre burası 138. sayfada. Hatime. Geçen 12 hakikat birbirini teyit eder, birbirini tekmil eder, birbirine kuvvet verir. Bütün onlar birden ittihad ederek neticeyi gösterir. Hangi vehmin haddi var? Şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin, ta hısn-ı hasinde olan haşr-ı imaniyi sarsın. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bu ayet-i kerime hangi ayet-i kerimeymiş? Lokman suresinin 28. ayeti. Lokman suresinin 28. ayeti. Kısa bir meali de söz basım külliyatta şu şekilde verilmiş. Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Bir daha okuyalım ayeti. Estağfirullah. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ Ayet-i kerimenin orijinali de bu. Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, yani Lokman suresinin 28. ayeti buyuruyor ki, bütün insanların halk olunması ve neşredilmesi, kudret-i ilahiye nispeten bir tek insanın halkı ve haşrı gibi asandır, yani kolaydır. Evet, öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Bakalım bu noktanın risalesi neymiş? Bediüzzaman Hazretleri burada oraya bir atıf yapıyor ama nerede bu eser? Nasıl bulacağız bu eseri? Aklımıza bu gelebilir. Söz basım yayın onun içinde bir dipnot koymuş buraya. Hemen okuyalım. Nokta Risalesi Mesnevi-i Nuriye'nin sonunda yer almaktadır. Ancak Üstad Hazretleri'nin bu risale hakkında şöyle bir notu vardır. Noktanın ikinci kısmı haşir, melaike ve bekai ruha ait olduğundan bu hakikatleri 29. söz, 10. söz gayet parlak bir surette izah ettiğinden onlara havale edilerek buraya derc edilmedi. 3. kısım ise
14 dersten ibaret Nur'un ilk kapısı namıyla ayrıca neşredildi. Yani Nokta Risalesi'nin içinde haşre dair bir bahis varmış ancak orada da bu Risale'ye atıf yapılıyor. Bediüzzaman Hazretleri buradan oraya, oradan da buraya atıflar yapıyor. Demek ki eserlerin arasında böyle bir bağ da var. Halbuki aralarında da seneler var. Mesnevi Nuriye'nin sonunda yer alan bir risale bu Nokta Risalesi. Böylece öğrenmiş olduk. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Mesela وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى Bu da yine Kur'an'dan bir ifade arkadaşlar. Nerede geçiyormuş? Nahl suresinin 60. ayetinde. Nahl suresinin 60. ayetinde kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basımda. En yüce sıfatlar Allah'ındır. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Peki وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى ne makamda zikrediliyor? En çok zikredildiği makam eserlerimizde Ehl-i Sünnet ve Cemaat ulemasının beyanlarında bu ayeti kerimeyi sıklıkla anmalarının nedenleri hani bir temsilat kullandık, bir benzetme yaptık, bir hakikate işaret ettik onunla. Ama şunu bilin ki bu temsil, bu kıssa veya bu hikaye, bu benzetme tamamını anlatamaz onu. Yani çünkü Cenab-ı Hak en yüce sıfatların sahibidir. Bizim burada kullandığımız benzetmeler, sıfatlar, isimler bunlar vermez onu. Tam olarak karşılamaz. O temsildeki kusurlar haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'a taşınmasın, marifetullah'a bulaşmasın diye o mümin temsille hakikati birbirinden ayırabilsin diye tıpkı Haşr Risalesi'nde olduğu gibi Bediüzzaman Hazretleri önce bir suretler bahsiyle başladı sonra hakikatler bahsine geçti. Demedi ki sadece suretler yeter. Niye böyle yapıyor Bediüzzaman Hazretleri? Çünkü suret hakikatin ta kendisi değildir. Hakikate işaret içindir. Kolay anlaşılması içindir. Oradan bir ışık almanız içindir yani. Ben mesela işte filancanın arabasını benzetmek, anlatmak istiyorum. Hiç araba görmemiş köylü bir amcaya diyelim anlatmak istiyorum ben arabayı. Diyorum ki senin bu atın var ya en süratli atın. Ondan bile hızlı gider. Ama ben demek istemiyorum ki araba da at gibidir. Hayır, araba attan apayrı bir şeydir. Araba başka bir şey, at başka bir şey. Ama anlatmak istiyorum ki yani süratli bir nesnedir. Hatta onun sürati senin atlarından bile fazladır. Ben bunu anlatmak istiyorum burada. İşte İslam uleması da Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun, hepsinin şefaatine bizleri nail eylesin. Bir hakikati müminlere anlatmak istediklerinde kıssayla, menkıbeyle, temsille, benzetmeyle bir şey anlattıklarında bu ayeti kerimenin bu kısmını hatırlatırlar. Ne için? Bak bir şey öğretiyoruz ama bu hakikatin ta kendisi değil. Buradan bir pencerecik açacaksın. Bir anahtar deliği yakalayacaksın. Bakmasını öğreneceksin, tefekkür etmesini öğreneceksin. O yöne doğru aklınla, kalbinle, ruhunla, latifelerinle ilerlemesini öğreneceksin. Fakat kesinlikle bak buradaki kusurlar oraya taşımamalısın. Çünkü Allah yarattıklarına benzemez. Bundaki kusurlar oraya taşınmaz. Mahlukat, onlarda gözüken tecelli, Esma-ül Hüsna, sıfat-ı ilahiye, şunat-ı zatiye tecellileri ancak küçücük küçücük miskallerdir Cenab-ı Hakk'ı bir parça kavramak için, insanca kavramak için yoksa Cenab-ı Hakk'ın hakikatini anlamak, Zat-ı Sübhanisi'nin kendisini bildiği gibi bizim onu bilmemiz haşa sümme haşa böyle bir şey mümkün değil. Biz insanca bize bahşedildiği kadar oradan alacağız. Hani İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Sultanın hazinelerini onun binekleri taşıyabilir. Bizim avucumuza bir tane akçe bırakılsa bizim öpüp başımıza koymamız lazım ki sultan bize bağışta bulundu diye. Haddimizi aşıp hazine bundan ibarettir falan demememiz lazım. Bu bir tefekkür arızasıdır arkadaşlar. Evet, Nahl suresinin 60. ayeti de bize bunu hatırlatıyor. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Mesela وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى Temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrıyla güneşin cilvesi
kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Hadsiz şeffafata da verir. O kadar fafa vardı ki benim dilim sürüştü. Hem şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Buraları ince konuşacağız arkadaşlar. Sadece kafanızda şöyle özetçe kalsın. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dritnotu da çevirir. Hem imtisal sırrıyla bir kumandan bir tek neferi bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelime ile tahrik eder. Hem muvazene sırrıyla cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey en küçük şeye müsavi olur. En büyük şey en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette Kadir Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve elbette Kadir Mutlak'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali ve mümkinatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırlarıyla az çok, büyük küçük, ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Bir daha okuyorum. Hem bir şeyin kuvvet ve zaafça meratibi o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Mesela hararetin derecatı soğuğun müdahalesidir. Allah Allah. Nasıl? Konuşacağız. Güzelliğin meratibi çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zati olsa, arzi olmazsa onun zıddı ona müdahale edemez. Çünkü cem-i zıddeyn lazım gelir. Bu ise muhaldir. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Demek asıl zati olan bir şeyde meratip yoktur. Arkadaşlar bunlar okuyoruz geçiyoruz şu an ama yani bir kavrasanız insanın itikadında çok duyumları çözen şeyler bunlar. Ha, bunları bellediniz, öğrendiniz. Tabii imtihan sürüyor. Üzerimizden kalem kalkmış değil ama çok şeyler oturuyor yerlerine. Diyorsunuz ki tamam ya ben bu mevzuda bir daha yanılmam. Allahu alem ben Risale-i Nur okurken böyle bir yere kavradığımda tamam işte bu cümlenin ne anlattığını anladım dediğimde diyorum ki yani bu mevzuda daha önüme kim gelse ben bunu anlatırım mevzuyu. Bir şekilde oraya giderim, buraya giderim, farklı örnekler, kelimeler seçerim. Yine de mevzuyu anlatırım diye düşünüyorum. İşte burası da öyle bir bahislerden bir tanesi. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin sonsuzluğunu anlamak. Zati olan bir şeyde meratip yok. Nasıl yok? Bunu da konuşacağız. Madem Kadir Mutlak'ın kudreti zatidir, mümkinat gibi arizi değildir ve kemali mutlaktadır, onun zıddı olan acz ise muhaldir ki tedahül etsin. Demek bir baharı halk etmek,
Zat-ı Zülcelaline bir çiçek kadar ehvendir. Eğer esbaba isnat edilse, bir çiçek bir bahar kadar ağır olur. Hem bütün insanları ihya edip haşretmek, bir nefsin ihyası gibi kolaydır. Amenna. Meseleyi haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız, Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihsardan ibarettir. Bak, Bediüzzaman Hazretleri nasıl anlatıyor kendi mesaisini? Bazıları var, nasıl iftira ediyorlar ona? Yok işte Risale-i Nur'u Kur'an yerine koyuyormuş, yok kendisine vahiy geldiğini söylüyormuş da kendi sözlerini Kur'an'ın kıymetinde addediyormuş falan filan. Yahu dediği açık ya. Dediği açık arkadaşlar. Sadece burada da demiyor yani. Metin içinde mükerrer sefer söylüyor bunu. Bakın ne kadar yerinde bir hikmet. Ve hakikatlerine dair, pardon şuradan alayım. Meseleyi haşrin başından buraya kadar olan temsil suretlerine ve hakikatlerine dair olan beyanatımız Kur'an-ı Hakîm'in feyzindendir. Nefsi teslime, kalbi kabule ihzardan, hazırlamaktan ibarettir. Asıl söz ise Kur'an'ındır. Zira söz O'dur ve söz O'nundur. Dinleyelim diyor ve bundan sonra ayet-i kerimelere geçiyor. Ama başlarken söylediğimiz gibi ayet-i kerimelerin tefekkürünü biraz daha yavaş yapacağız. Önümüzdeki derste onları tek tek, bu ayet niye burada, niye Haşr Risalesi'nin sonunda bu ayetlerde zikredilmiş, anlamaya çalışarak o mesafeyi alacağız. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse, izin verirse, tevfik buyurursa. Şimdi Hatime'nin başına geriye dönelim. Hatime bölümü niye burada, bize ne söylüyor, Haşr Risalesi ile ne ilgisi var, onları bir konuşalım. Bir kere en başta şunu fark ediyoruz. Hatime bölümü bize haşrin olmazsa olmazlığını değil de bir ve çok arasındaki eşitliği anlatmaya çalışıyor. Tamam biz baştan beri buraya kadar zaten onun bir parça konuştuk ama burada birebir o mevzuyla yüzleşiyoruz. Evet ben inandım Cenab-ı Hak ölüleri diriltebilir. Fakat yani adet hiç mi bozmaz bu işi? Hiç mi mesela kesretin zararı yoktur? Çünkü bak aslında burada itikadımızı kendi kusurlarımızdan kurtarmaya çalışıyoruz. İnsan Allah'ı kendisinden bildiği için bizde de çok sınırlar, kusurlar, arızalar, hatalar olduğu için biraz kendimizden temizlememiz lazım. Subhanallah dediğimiz zaman arkadaşlar biz namazların sonunda bunu söylüyoruz. Namazların içinde de elbette söylüyoruz. Subhaneke duasıyla birlikte. Bunun ifadesiyle başlıyor zaten namazlarımız. İçinde mesela Allahu Ekber'de de bu sır var. Hep ifade ediyoruz ama ne ifade ettiğimizin farkında değiliz. Biz aslında Subhaneke dediğimizde, Subhanallah dediğimizde, Allahu Ekber dediğimizde veya başka ifadelerle Cenab-ı Hakk'ı övdüğümüzde, namazlarımızda, dualarımızda, Kur'an okurken vesaire hep şunu yapıyoruz. Bir de şunu yapıyoruz. Bir de bunu ekliyoruz oraya. Orada yaptığımız çok şey var. Bir tanesi de bu. Allah bizden değildir. Bizim cinsimizden değildir. Bizim kusurlarımızla alude değildir. Haşa haşa. Allah bizden aşkın, yüce, mahlukatına benzemeyen bir şeydir. Mahlukatından onu anlamak için pencereler açılır. Ama bunlar ona sınırlayamaz. Sadece küçük bir böyle kıyas ölçüsü verir. Daha önceki derslerde de konuştuk. İşte ben çay yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Çay yapmasını bilerek yapıyorum. Çay yapmasını bilmesem, biri bana çay yap dese ben yapamam. Söz gelimi bana cappuccino yap deseler, cappuccino nedir derim. Bilmiyorum çünkü nasıl yapılacağını. Veya işte o kahvecilerde 40 türlü kahve var orada, isimleri yazıyor falan. Bazılarını telaffuz etmekte de zorlanıyorsunuz. Kelimeyi söyleyemiyorsunuz yani işte. Yabancı ifadeler, İngilizce, İtalyanca karışık şeyler var orada. Şimdi bak 40 türlü kahve var. Ben bunların hiçbirisini bilmiyorum nasıl yapılır. Bitkisel çay var. Belki onların yapılış süreci daha da başka. Bilmiyorum onlar nasıl yapılır. Bana yap deseniz yapamam. Yaptığım yalap şalap çaya benzer bir şey olur. O da çay bilgimle yaptığım bir şey olur. Birebir o kahvenin nasıl yapıldığını bilerek yapmam veya o çayın, bitkisel çayın nasıl yapıldığını bilerek yapmam. Başka bilgime dayanarak yaparım. Şimdi ben
Bu bilgi sayesinde anlıyorum ki ya bir şeyi yapanın onu önceden bilmesi lazım. Bilmezse yapamaz. Burada neye ulaşıyorum? Hak Teala'nın da alimi mutlak olması lazım. Çünkü her şeyi yaratanın hiçbir şey daire-i ilminden hariç olmamalı. Madem her şeyi o yaratıyor, yaratan o zaman bilginin sorumluluğu da onda. Tabiri caizse bilginin gücü de onda. Bilgi alanı da onda. Yaratma fiili hem ilmi, hem iradeyi, hem kudreti kapsıyor. Bir çay yapma meselinde mesela işte ilim olmazsa yapılmaz dedik. İyi de benim kafamda sadece çay yapmak yok ki. Ihlamur yapmak da var. Nescafe yapmak da var. Kahve yapmak da var. Bilmiyorum işte hani başka şeyler de yapabilirim. Bir sürü ilim var benim kafamda. Bunların içinde de çay yapabilmeyi seçebilmem lazım. Bak irade. Seçme yeteneğimin olması lazım. Mesela çay makinesinin karşısında duruyorsunuz. Askerliğe gidenler de bilirler ki artık çok yaygın. Askerde ben görmüştüm ilk ama şimdi çok yaygın, her yerde var. İşte parayı atıyorsunuz. Orada siz bir tuşa basıyorsunuz. Ne içeceksiniz? Çikolata mı içeceksiniz? Sıcak çikolata mı içeceksiniz? Kahve mi içeceksiniz? İşte Nescafe mi içeceksiniz? Bilmem çay mı içeceksiniz falan filan seçenekler var. Basıyorsunuz, o oluyor. Yani makine onu yapıp size veriyor. Ama makine kendiliğinden karar vermiyor. Bozulmadıysa, bozulmamışsa, öyle bir sıkıntısı yoksa. Makine diyor ki sen seç. Ben makinayım diyor yani. Senin seçmen lazım. Yoksa ben karşısına geldiğimde Ahmet kahve istiyordur deyip kahve vermiyor bana. Ahmet'in canı çikolata, sıcak çikolata çekmiştir deyip onu vermiyor bana. Ahmet hep az şekerli çay içer deyip onu vermiyor buna. Makinenin iradesi yok. Makinenin sadece ebilmek açısından kendisinde bir arzi kuvvet var. İlim onun sahibinde, irade de onu kullanacakta. O ilim sahibi olan oraya döşemiş bir şeyler yapmış, bir sistem kurmuş. Ben de basıyorum, çay oluşuyor. Bak, kudret makinede ebilmek açısından ona böyle bir makine kuvveti verilmiş. İlim sahibinde, o makineyi tasarlayan yapan da ilim. İrade de bende. Ben de orada seçiyorum. O üçümüz bir araya geliyoruz. Çay böyle oluyor. O makineden çıkan çay böyle oluyor. Şimdi gelelim varlığa. Ya bir şey yaratılıyor. Şimdi yaratılıyor da onu bilmek lazım. Nasıl yaratılacak? Biz bir şey yaratmıyoruz arkadaşlar. Biz sadece seçiyoruz. İrade-i cüz'iyemiz var. Mesela ben işte çay yapmayı seçtim. İyi de çay yapmayı seçmekle çay yaratmak aynı şey değil ki. Ben çayı seçtiğim zaman su hazır, çay hazır, yani o bitki hazır. Onların birbirleriyle olan o ilişkisinin kanunları, yasaları hazır. Isı, ocak, şu, bu falan, bunların dayandığı yasalar, yaratılışın yasaları hazır. Ben sadece orada o zaten açık olan kanallarda bir seçimde bulunuyorum. Ben çay seçsem çay oluyor, kahve seçsem kahve oluyor. Cenab-ı Hak bana burada bir alan açmış, onu yaratıyor. Ama oradaki o temel zemine indiğiniz zaman ya bir çayın oluşması için bitkisel anlamda çayın organik varlığı ta Big Bang işte ilk patlama diyorlar oluşum yaratılış süreci ta orada belirlenen yasalara bakıyor. İşte bilmem ne sabitesi var. O sabite bir 0,1 yukarıda olsa hiçbir canlı oluşmayacakmış. Bir 0,1 aşağıda olsa hiçbir canlı oluşmayacakmış. Ama öyle bir yerdeki o rakam canlılar oluşabiliyor. Yine işte dünyanın konumu için de anlatılır, dinlemişsinizdir. Biraz böyle bir metre ileriye kaysa donacağız, bir metre aşağı inse yanacağız. Böyle şartlarda bu oluşuyor. Şimdi ben burada hangisinin tasarrufu bende ki? Ben en son topu getirmişler, çizgideyim ben de. Çizgide önüme bırakmışlar. Ayağımla içeri yuvarlamayı bana bırakmışlar. Şimdi ben ayağımla içeri vurup yuvarladım diye bütün o maçın galibiyeti bana verilir mi? Verilmemesi lazım. Yani çizginin başında bekleyen adama millet topu paslaşa paslaşa getiriyor, bırakıyor da eliyle dokunuyor. Ay pardon, eliyle olsa olmaz. Futbolda el yok. Ayakla dokunuyor, içeri sokuyor. Vay, bu olmasa takım kazanamazdı. Ya yaptığı ne ki? Bizim de durumumuz o. Ya yaptığımız ne ki? Çay yapacağın zaman böyle bir konsantre oluyorsun da yoktan bir şey mi yaratılıyor haşa? Haşa.
Hazırı karıştırıyorsun. Bir şey oluyor. Her şeyimiz böyle. Hazırı getirip karıştırıyoruz. Kanunlarını biz yaratmıyoruz. Fiziğini biz koymamışız. Yasalar bizden değil. Atom altı düzen, atom üstü düzen hiçbirisi bizde değil. Ama sonuçta olan şey bizim perdeliğimizde yaratılıyor. Bu kadar. Bu yaratmak değil, bu seçmek. Efendim buraya nasıl geldik? İşte o şey bahsinden geldik. İlim bahsinden, irade bahsinden, kudret bahsinden. Cenab-ı Hakk'ın ilmi, iradesi, kudreti olmasa da bu varlıktaki yaratılış açıklanamaz. Çünkü onlarla ancak bu vücut oluşabilir. Ahmet yaratılacak. Ahmet'in nasıl yaratılacağının bilinmesi lazım. En ince detayına kadar, saçının telinden ayağının tırnağına kadar Ahmet Ay'ı bilmek lazım. Ahmet Ay'ı biliyorsun ama Cenab-ı Hak daha Ahmet Ay'dan başka bir sürü insan biliyor. Yani şu insanların sayısına bakın. Her biri başka bir alem. Onların hayatları içinde de dönemleri farklı farklı alemler. Çocukluğu bir alem, gençliği bir alem, orta yaşlılığı bir alem, ihtiyarlığı bir alem. Adeta her bir yıl başka bir insan oluyoruz. O her bir yılın içinde, bazen bir günün içinde birkaç insan oluyoruz. Öfkeliyken başkayız, duygusalken başkayız, üzgünken başkayız, aşıkken başkayız. Karamsarlık içindeyken başkayız, iyimserken başkayız, neşeliyken başkayız vesaire. Bakın bir günde kaç insan olduk? Peki hangimiz yaratılacak? Yani Ahmet Ay'ı yaratmasını da biliyor Allah. Amcaoğlum Turan Ay'ı da yaratmasını biliyor. Metin Ay'ı da yaratmasını biliyor. Salih Ay'ı da yaratmasını biliyor. Yeğenlerim Talha Enes'i de yaratmasını biliyor. Muhammed Salih'i de yaratmasını biliyor. Kardeşlerimi de biliyor. Benim özellikle seçilmem lazım. İşte oradaki örnekte olduğu gibi. Ya kahveyi de biliyor, çayı da biliyor, ıhlamuru da biliyor. Ama hangisini yapacak? Seçebilmesi lazım. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilmi var, iradesinin de olması lazım. Yoksa biz bu çeşitliliği açıklayamayız. Hepsi tam yerinde. Bu bir tesadüf çeşitliliği değil. Tesadüf çeşitliliği, atarsın şeyi, elindeki şeyleri, bir kargaşada böyle denk gelir 6-6. Attın elinde diyelim 5 tane zar var elinde. 2 tane zar var elinde. Attın 6-6 geldi. Lan derler helal olsun adam 6-6 attı falan. 3 zar olsa daha zor. 4 zar olsa daha zor. 5 zar olsa daha zor. 6-6 attı. Aldın eline bir daha attın yine 6-6 geldi. Derler ki ya bu bir hile yapıyor. Bu denk gelmez 2 kere üst üste. Ama bir Ahmet'in oluşumundan yani başından o zigot döneminden düşünün bu hale kadar. O kadar zarlar misali eğer tesadüfe hamledilse. Belki 100 bin, 1 milyon zar her defa 6-6 geliyor. Bak benim hayatta kalışım her anı hep 6-6'lar. Bakın o kadar ince düzenler var ki benim içimde. Hormonlardır, işte efendim DNA'dır, sinirlerdir, şunlardır, bunlardır. Tıkır tıkır, tıkır tıkır hepsi işliyor. Birisi azıcık yoldan çıksa bakıyorsun insan yani Cenab-ı Hak muhafaza eylesin öyle hastalıklar var ki işte onlar da Cenab-ı Hak bu düzeni biraz fark etmemiz için ibret almış şekilde koyuyor ki bak böyle de olabiliyor. Sen nasıl düzenli oldun? Ona bak da kendini gör. Yolda, belde bir diyelim rahatsız bir insana rastladınız. Hani okunması gereken dualar da var. Ben şöyle bir tanesini biliyorum mesela. Ya Rabbi ona imtihan kıldığın şeyden beni azat ettiğin için sana hamdolsun. Ona da afiyet ver diye dua etmeniz lazım mesela. Böyle dualar var. Şimdi o niye yaratılmış peki? Yani Cenab-ı Hak bu görece düzensiz olanı bu kadar düzenlik içine niye koydu? O ölçü olmasaydı sen kendinin düzenli olduğunu bilemezdin. Biz hep böyle olsaydık, hiç hastalanmasaydık mesela, sağlıklı olmanın bir nimet olduğunu bilmezdik. Çünkü hastalık olmayınca insan sağlığı olması gereken sanır. Başka türlü olamaz sanır. O yüzden Cenab-ı Hak böyle numuneler her hastalıktan yaratıyor, topluma koyuyor ki hem elbette o insanlar o hastalıkla sınanmış oluyorlar. Ona göre ecir alacaklar ahirette. Mesela körlerin ahiret alemindeki gözleri bizim ahiretteki gözlerimizden daha iyi görecek. Cennette onların görüşü başka olacak, bizim görüşümüz başka olacak. Bu dünyadaki yarımlıkları orada telafi edilecek. Aynı onun gibi de çok mükafatları var. Ama bir de hikmetleri var. O hikmette işte bize kendi şeyimizi uyandırmak. Ya
Bak böyle de olabiliyor. Ben nasıl düzenli oldum ya arkadaş? Bak altı parmaklı çocuk doğabiliyor. Niye bu kadar insan hiç arıza olmadan beş parmaklı doğuyor? Nasıl bu oluyor? Bu kadar zar nasıl hep altı altı geliyor? Bak arada bir tane sadece beş altı var. Dört üç var. İki bir var. Geri kalan hep altı altı. Bunları sorgulatmak. Evet, bir de kudret. Yani ben mesela Allah göstermesin hasta olsam, yerimden kalkamayacak kadar hastalığım olsa çay yapmasını biliyorum. İradem de var ama kalkıp yapacak gücüm yok. Yine çayı yapamam. Demek ki hem ilim, hem irade, hem kudret yaratmanın lazımı. Biz işte içinde bulunduğumuz fiillerin her şeyini bilmemiz gerekmiyor. Ben suyun nasıl kaynadığını bilmesem de su kaynıyor. Altını yakınca kaynıyor. Ama Cenab-ı Hak o atom altı düzeni yaratıcısı olduğu için oraya kadar ilmi gider. Her şeyin en ince detayına kadar. Çünkü onun haşa sümmaşa arkasında başka bir Allah yok ki o onun ilmini ona bıraksın. Biz bilmemize gerek yok. Çünkü yapacak olan Allah. Biz sadece seçiyoruz. Ama Allah'ın arkasında haşa sümmaşa başka bir Allah yok ki. O yüzden ilmi mutlak olmak zorunda. O ilmin dışında bir şey olmamak zorunda. Ve bunun da ünvanlarından, ifadelerinden birisi kaderdir arkadaşlar. Kader yaratılışın lazımıdır. Kader yaratılışın lazımıdır. Eğer o ilim olmazsa, kaderdeki ilim, kaderin de ifade ettiği ilim olmazsa bu varlıkların vücudunu açıklayamayız. Her şeyin öncesinde ilim gerekiyor. Peki zamanın olmadığı bir yerde, zaman sonradan yaratılan bir şey, oradaki ilmi ne ifade eder? Oradaki ilmi de işte ezel ebed sultanı olan Allah'ın ilmi mutlakı ifade eder. Bunun da namlarından birisi kaderdir. Cenab-ı Hak bilerek yaratır. Kur'an'da buyuruyor zaten kısa bir mealiyle. Yaratan bilmez olur mu hiç? Yaratan bilmez olur mu hiç? Bilmeden yaratış olur mu hiç yani? Evet. Bu bahis niye var? Onu işaret etmeye çalıştık dilimiz döndüğünce. Yani buranın olmasının sebebi tamam. Cenab-ı Hak yaratacak bu haşrı anladık. Ama yani bu kadar çok şey, bu kadar tekrar hayata dönüş, bunun Allah'a hiçbir müşküllüğü yok mu? Biz kendimize bakarak düşünüyoruz şimdi. İnsan varlığı kendinden hareketle düşünüyor. Ya ben iki işi birden yapsam, üç işi birden yapsam kafam karışıyor. Allah bu kadar insanı nasıl yaratacak ya tekrar hayata döndürecek falan diye düşünüyorsan, bak onun da varlıkta delilleri var. Nedir? İşte geliyor. Hatime. Geçen 12 hakikat, yani Haşr Risalesi'nin hakikatleri birbirini teyit eder. Birbirini doğrular. Birbirini tekmil eder. Birbirini tamamlar, kemale erdirir. Birbirine kuvvet verir. Yani birbirine destek olur, yardım eder. Bütün onlar birden ittihad ederek, birleşerek neticeyi gösterir. Hangi vehmin olmayan bir şeyi var farz etmek, vehim o demek. Hangi vehmin haddi var? Şu demir gibi, belki elmas gibi 12 muhkem surları delip geçebilsin, ta hısn-ı hasinde olan haşr-ı imaniyi sarsın. Hısn-ı hasin neymiş? Hemen bakalım. Çok sağlam kale demekmiş. Hısn-ı hasin. Çok sağlam kale. Yani ne hakkı var ki diyor bir vehim bu kadar delili olmasına rağmen hısn-ı hasinde olan, çok sağlam kalenin içinde olan haşr-ı imaniyi, haşre olan imanı, öldükten sonra dirilmeye olan imanımızı sarsın. Ne haddi var diyor yani. Nasıl yapabilir bunu? Ma halbukum ve la ba'tukum illa kenefsi vahide. Hangi suredeydi bu ayet? Lokman suresindeydi. Evet, Lokman suresinin 28. ayetiydi. Neydi kısa bir meali? Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Yani Cenab-ı Hak tabiri caizse Allahu Alem diyor ki ya siz bu işi kendinizce şey yapıyorsunuz ama zor görüyorsunuz ama ya bu kadar insan tekrar hayata nasıl dönecek kardeşim karışmayacak mıyız? Biz şurada bir fatura kuyruğuna giriyoruz, bir ekmek kuyruğuna giriyoruz, bir akbil kuyruğuna giriyoruz, işler karışıyor. Devlet dairelerinde falan filan bir sürü curcuna falan. Ya bu diriliş nasıl olacak? Bu kadar insan topraktan tekrar nasıl kalkacak? Onlar nasıl böyle işte sırattan geçecekler, cennet cehenneme ayrılacaklar falan filan. Amelleri falan tartılacak, dosyalanacak. Amel defterleri var, onlar açılacak. Melekler onları
bu amellerinden işte ayıracaklar. Cehennemlikleri bir kenara alacaklar. Cennetlikleri bir tarafa alacaklar falan filan. Bunları böyle kafamızda şey yapıyoruz. Biz kendimiz kendimizle ölçerek tartarak terazi bizmişiz gibi. Ya olur mu böyle şey falan triplerine giriyoruz. Cenab-ı Hak burada ya diyor. Kardeşim yani kardeşim diyorum ben kendim diyorum. Tabii haşa Cenab-ı Hakk'ın şeyinde böyle ifadeler olmaz. Biz onun kuluyuz. Yani ne zorluyorsunuz ki kendinizi? Allah için bunun bir zorluğu yok. Nedir ifadesi? مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَ Sizin yaratılmanızda, diriltilmenizde Cenab-ı Hak için tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Kur'an böyle buyuruyor. Nerede? Lokman suresinde. Allah Allah. Şimdi bak farklı bir kudret katmanına geçtik. Birle yüzün, birle binin, birle yüz binin, bir milyonun hiçbir şeyi değiştirmediği bir kudret katmanı. Biz böyle bir kudret katmanını bilmiyoruz. Kendi sınırlılığımızdan dolayı işte az önce söyledim. İki işi birden yapsak kafamız karışmaya başlıyor. Üç oldu mu daha çok, dört oldu mu daha çok, beş oldu mu daha zaten yapamıyoruz o işi. İşte iki tane topu havaya atıp çevirdiğinizi düşünün. Üç oldu mu zor, dört, beş sınırınız var. Bundan sonrası olmaz diyorsunuz. Hokkabazlar için söylüyorum. Bizim için ikisi de çok da iki tane atıp tutmak da mesele de bizim için. Hokkabaz mesela üç atıyor, dört atıyor, beş atıyor, altı... Tamam diyor yani bunun da bir sınırı var abi yapamam bunun üstünü diyor mesela. Veya işte bir eleman kaç sipariş hazırlarsın? 3, 5, 10 ya bir günde 15 abi yapamam diyor 15 sipariş de hazırlanmaz bir günde diyor mesela. Bu bizim sınırlılığımızdan. Cenab-ı Hak bize uyandırıyor bu ayet-i kerimeyle ya o sınırlar benim kudret dairemde yok. Bu bir olursa şöyle olur, iki olursa böyle olur, üç olursa şöyle olur. Ya bu kadar insan nasıl yaratılacak falan. Bunlar diyor, siz boşuna diyor kendinize yük ediyorsunuz tefekkürünü. Cenab-ı Hakk'ın kudret dairesinde böyle bir müşkül yok ama nasıl yok? İşte onun izahı şimdi gelecek. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ Ayet-i kerimesi ifade ediyor ki, bütün insanların halk olunması yani yaratılması, halk yaratılış demek ve haşredilmesi, kudret-i ilahiyeye, Allah'ın kudretine nispeten bir tek insanın halkı ve haşri gibi asandır. Bir insanı yaratmak ne kadar kolaysa, bütün insanlığı yaratmak da Allah için o kadar kolaydır. Asan kolay demek. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede, haşir bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tafsilen yazmışım. Neredeydi nokta risalesi? Mesnevi Nuriye'nin sonunda. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hülasasına bir işaret edeceğiz. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Yani o kitaba bir bak diyor eğer burası sana yetmezse veya bunu yeterli görmezsen veya merak ettin bakabilirsin yani. Mesela وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى Yine Kur'an'ı bir ifade. Bakınız hep adresimiz Kur'an. Kur'an sünnet. Efendimizin hadis-i şerifleri, fem-i mübarekinden çıkmış hakikatler. Ve Kur'an'ın vahyi yani biz hep onlara bakmaya çalışıyoruz burada. Niye yani nurcular bilmem şöyleymiş böyleymiş falan filan. Belki vardır kafayı yemiş bazı örnekler ama en azından kitabi olarak Risale-i Nur'un böyle bir yola sevk etmediği apaçık ya. Apaçık yani bir insan Risale-i Nur okur da ya bunlar Kur'an'ın yerine geçiyorlar, geçmeye çalışıyorlar. Kitap açısından söylüyorum. Bediüzzaman Hazretleri kitabını Kur'an'ın yerine koymaya çalışmış. Bu iftirayı nasıl atar bir adam ya? Kalpsiz, vicdansız, pis birisi olması lazım bunu söylemesi. Pis bir iftiracı olması lazım. Başka türlü söylenmez bu. Görüyorsunuz kaç tane ayet. Ta baştan beridir ayet okuyoruz. Hep ayettir bunlar diyoruz. Onlara işaretler var diyoruz. Burada geldik yine ayetler bak. Kaç tane düstur bir de öğreniyoruz. Kur'ani düstur. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْاَعْلَى Ne demekmiş bu? Nahl suresinden 60. ayetinden bir ifade. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Bir de vaktimize bakalım. Evet var. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Ne diye söylüyorduk bunu az önce konuştuk. Yani biz şimdi bazı temsillerden bahsedeceğiz. Bazı örnekler vereceğiz. Bazı kıyaslamalar yapacağız. Bunları hakikatin bizzat kendisi gibi düşünmeyin. Bunlar sizin mevzuyu biraz derk etmeniz için, fehminize yaklaşması için, ufkunuzun açılması için
cihazat kabilinden, çerez kabilinden şeyler. Bunları düşünün ama bunu da düşünün. En yüce sıfatlar Allah'ındır. Bunların gösterdiği sıfatlar, isimler bunlar bir yere kadar. Asıl Allah'ın sıfatları yücedir, aşkındır. Bu mahlukatın cinsinden değildir. Ki buna mümasil Kur'an'da pek çok ifade daha bulunmakta. Velillahi meselül e'la, temsilde kusur yok. Temsilde kusur yok demek, yani temsil vermek kusurlu bir iş değil demek. Temsildeki kusura bakılmaz demek ya da bir başka manasıyla. Temsil kusurlu olur, olmak zorunda. Biz Allah'ı anlamak için bu dünyadan örnekler veriyoruz. Elbette bunda kusur olmak zorunda. Çünkü nasıl Allah'a karşılasın bu mahlukat? Kaldıramaz ki. Temsilde kusur yok. Nasıl ki nuraniyet sırrıyla. Nuraniyet sırrı ne demek? Nuraniyet ne demekmiş? Kelime olarak bir bakalım. Nurlu oluş, parlaklık, ışıklı olmak. Işıtıyor olmak. Işığın o varlığın üzerinden yaratılması. Mesela güneş nurani bir varlıktır. Işık dağıtıyor etrafına, değil mi? İşte lamba, şu an kafamın üstünde yanan ampul, ışıklı bir şey. Etrafını aydınlatıyor. Tesiri, bir mesafesi var elbette. Her yere gidemiyor. İşte bu odayı aydınlatır. Biraz daha geniş olsa gölgeler oluşmaya başlar falan. Güneş de öyle mesela. Bir yere kadar güzel aydınlatır. Bir yerden sonra onun da tesir alanı küçülmeye başlar. Dünya keyfi yerinde dünyanın. Merkür, Venüs yanıyor. Mars falan artık üşümeye başlıyorlar. Yani bizim arkamızdaki şeyde bizim türümüzden canlılar müşkül çekerler. Zaten Mars bile bizim için çok soğuk bir yer. Güneşin bir kapasitesi var yani. Işıda da ışıkta da bir kapasitesi var. Fazlasını veremiyor. O yüzden güneşle bir örnek verdim ben. Bak. Ama Allah'ın nuru bu apayrı bir şey. Allah'ın nurundan hiçbir şey saklanmaz. Saklanamaz. Ama güneşin nurundan mesafeyle saklananlar oluyor. Biraz uzaklaştın mı gölgesi artıyor. Veya ısısı azalıyor. Saklanabiliyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın nurundan hiçbir şey saklanamaz yani. O nur elbette bu nurdan da aşkın bir şeydir. Bu nur onur gibi değildir. Ama onu anlamaya bir kapı olur. Nasıl ki nuraniyet sırrıyla, parlaklık, ışık saçıcılık, aydınlatıcılık sırrıyla güneşin cilvesi yani yansıması kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle hadsiz şeffafata da verir. Yani güneş, diyelim ki güneş şuurlu bir varlık. İradesiyle dağıtıyor bu ışıkları. Kendisi irade ediyor, seçiyor bu ışığı dağıtacağı şeyleri. Ya bir tek şeyi aydınlatması ile 100.000 şeyi aydınlatması arasında bir fark olmaz. Çünkü zaten ışık öyle bir şey dağılıyor yani etrafa. Aydınlatma yasaları fizik derslerinden galiba lisede onu görüyorlar öğrenciler. Ortaokulda da var mıydı tam hatırlamıyorum. Lisede vardı ama. Yani aydınlanma mesela sabit bir kaynaktan aydınlanma şeyi değişmez. Metrekare veya milimetrekare oraya düşen aydınlanma miktarı hesaplanır. Ama mesela yüzeydeki her bir noktada o kadardır zaten o. Aynı ölçüdedir. Eşit dağılır yani. Böyle bir eşitlik vardır aydınlanmada. Önüne gölgeli bir şey gelir falan ayrı. O mesela gölge eder falan ayrı. Ama tam karşısında olan her şeye eşit miktarda aydınlatır. O fizikteki aydınlanma yasalarını hatırlayalım. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretini diyor biraz bu pencere perspektiften düşünün bakalım diyor. Güneş ne karşısında bir tane damla olsa onu aydınlatmaktan çekinir, acize düşer. Ne de 1 milyon ton deniz olsa onu aydınlatmaktan acize düşer. Güneş için hepsi birdir. Çünkü güneşin kapasitesi çok yüksek. Ve aydınlanma meselesi şeyi böyle elle kaşıkla koyuyormuş gibi değil. Sanki sürekli her tarafa dağıtıyormuş gibi olduğundan hiçbir güçlük çıkmıyor. Bu dünyadan bir örnek. Nuraniyet sırrıyla güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye suhuletle verdiği cilveyi aynı suhuletle, kolaylıkla, hadsiz şeffafata da verir. Hepsinde de aynı şekilde yansır, parlatır, aydınlatır.
hem şeffafiyet sırrıyla bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Aydınlatma yasasının diğer bir veçhi, biz güneşe bakan kısmını okuduk, şimdi bu tarafa dönüyoruz. Ya şeffaf olan bir şey de yansıma kanunuyla, mesela küçük bir damla da güneşi içinde yansıtır, bütün deniz yüzü de yansıtır. O denizin üstündeki her bir damla da yansıtır güneşi. Bu açıdan güneşi acize düşüremezler yani. Güneş diyemez ki ya bu ne kadar denize kadar aydınlat aydınlat bitmiyor demez güneş. Ona bir zorluk gelmez oradan. Ha bir damla, ha bir deniz. Hem şeffafiyet yani yansıtıcılık sırrıyla bir zerre-i şeffafenin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüne müsavidir. Hem intizam sırrıyla yani düzenlilik sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu da çevirir. Yani şimdi mesela kumandalar var değil mi? Ya da işte ne diyorlar ona? Konsol, göstergeler falan filan. Düğmeler var diyelim. Şu düğmeye bastım mı sağa gidiyor, bu düğmeye bastım mı sola gidiyor. Aynı sistem oyuncakta da olsa çocuk onu kullanır. Aynı sistem dev bir Titanic gibi gemide de olsa, gerçi Titanic küçük kaldı, daha büyük gemiler var. Onda da olsa, bir uçak gemisinde de olsa çocuk aynı düzeni kullanarak o gemiyi de kullanır. Sağ düğmesine basar sağa gider, sol düğmesine basar sola gider. Bak, düzenlilik sırrıyla az çok küçük büyük birbirine eşitleniyor. Ha küçük oyuncak, ha büyük gemi. Veya uzaktan kumanda yapmışlar, bütün filoyu yönetiyorsunuz mesela. Bir düğmeye bastığınız bütün filo sağa gidiyor, bir düğmeye basıyorsunuz bütün filo sola gidiyor. Düzenlilik sırrıyla aynı şey. İşte şimdi İHA'lar, SİHA'lar yapılıyor. Belki daha da gelişmişler yapılacak. Bayraktarlar daha küçüklerdi. Şimdi Akıncı'yı yaptılar, daha büyük. Aynı kumanda. Onu nasıl yönetiyorsa bunu öyle yönetiyor. Dronlar. Küçüğü var, büyüğü var. Aynı kumanda. Onunla da çalışır, bununla da çalışır. Yani bir düzenliliği oluşturduğunuz zaman o sistemin diğer parçalarının büyüklüğü, sayısı fark etmiyor. Bir örnek de bu. Hem intizam sırrıyla bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağı çevirdiği gibi kocaman bir dirit notu. Dirit not neymiş? Büyük harp gemisi de çevirir. Biz de uçak gemisi dedik. O. Hem imtisal sırrıyla. İmtisal ne? Uyum muydu imtisal? Hemen bakıyorum. Uyma, tabi olma. Evet, uyum demek. Hem imtisal sırrıyla bir kumandan bir tek neferi, askeri bir arş emriyle tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelimeyle tahrik eder. Öyle değil mi gerçekten? Mesela komutan bir ele de emir verse aynı, bütün orduya hücum emri verse de aynı. Ordu onun emrini bekledikten sonra bir olmuş, yüz bin olmuş, bir milyon olmuş ne fark eder? Aynı emir hepsi için geçerli olabiliyor. Yani burada da işte ayet-i kerimedeki o hakikate işaret var. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسِ وَاهِدَ Sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Bak, bir askere emir vermişsin ha, kumandan olarak. Bir orduya emir vermişsin. Ne fark eder? Emrini bekliyorlarsa, uyumaya hazırlarsa hepsi birden harekete geçebilir. Burada da imkanına bir küçük şey anlayabiliyoruz. Buradaki örnekler baştaki ayetteki o Rum suresinin 50. ayetindeki o 50. ayet değil mi? Hani dedi ki orada kudret açısından imkan anlatılıyor. Rahmet açısından muktazi, kudret açısından imkan anlatılıyor. Estağfirullah. فَنْزُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti böyle buyuruyordu. Bunun rahmet açısından muktezi, kudret açısından imkan delili olduğunu söyledik. Tek tek bunların gerek şart, birleşince yeter şart olduğunu söyledik. Yani Cenab-ı Hak Rahman ama kadir değil. Yine diyebiliriz ki ya istiyor olabilir ama kudreti yetmiyor. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın baharda yaratışı bize gösteriyor ki kudreti de yetiyor.
işte o kadar varlığı bir değil, on değil, yüz değil, yüz bin değil, bal reklamı gibi böyle tek tek saydık bütün bölümler boyunca. Tekrar varlığa çağırması, diriltebilmesi gösteriyor ki ya bir insan türü onun için hiçbir şey değil. Kaç türü birkaç gün zarfında tekrar varlığa çağırabiliyor zaten. Kudretinin imkanı var. Burada o kudretin imkan kısmını biraz daha açıyoruz sanki, değil mi? Siz de fark ettiniz. Burada çeşitli örneklerle Allah için birle sonsuzunu fark etmediğini, başka ayet-i kerimelerde bu kıyas ölçüsü bize verildiği için birle sonsuz arasında Cenab-ı Hak için bir fark olmadığını burada anlatıyor bize, imkan açısından öğretiyor bize. İşte imtisal sırrıyla da öyleymiş. Hem muvazene sırrıyla, bir daha vaktime bakayım, 10 dakikamız kalmış. Hem muvazene sırrıyla cevvi fezada bir terazi ki, yani uzayda bir terazi olduğunu düşünün, kocaman, güneş sistemi kadar büyük. Öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki, iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder. Terazi ama böyle hassas da bir terazi. Büyük ama elmas terazisi gibi de hassas. Ve iki güneşi de istiab edip tartar. İki güneşi tartabilecek kapasitesi var. İki cevizi fark edecek kadar da hassasiyeti var. Bak, iki güneşi tartabilecek kadar kapasitesi var. İki cevizi ayırabilecek, tartabilecek kadar da hassasiyeti var. Böyle bir terazi, kocaman. Ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa, birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Yani iki ceviz koydun. Üzerine sonra ne yaptın? Bir parmağınla hafifçe dokundun böyle terazinin. Ne oldu? Cevizin birisi, o işte o terazinin büyüklüğüne göre düşünün. Biz şu an güneş sistemi büyüklüğünde bir terazi düşünüyoruz. Aynı güneş sisteminin alanı kadar düşünün. Güneşin olduğu yerde terazinin demiri, iki tarafta kefesi. Şimdi cevizler var. Bir yerde parmağınızı basıyorsunuz. Hop, parmağınızı bastığınız aşağı iniyor, diğeri yukarıya çıkıyor. Bir, iki ceviz de bunu başarıyor bu parmağınız. Aynısını iki güneşte de başarır. Buraya da bir güneş koyun, buraya da bir güneş koyun. Terazi eşit. Siz geliyorsunuz, parmağınızı bir tanesine bastırıyorsunuz. Hop, bak yine aynısı oldu. Hiç fark etmedi. Muvazene sırrı işte bu. Ölçü sırrıyla, muvazene sırrıyla cevvi fezada bir terazi ki öyle hakiki, hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder ve iki güneşi de istiab edip tartar. O iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, uzaya, gökyüzüne, daha da yukarılara, birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa, iki güneş bulunsa, birini arşa, diğerini ferşe kaldırır, indirir. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta, yani mümkünat bizim yaşadığımız alem, mümkünler alemi. Cenab-ı Hak vacip, vacibül vücut. Bizim yaşadığımız alan mümkün olsak da olur, olmasak da olur. Mümkün o demek. Cenab-ı Hak vacibül vücut. Cenab-ı Hak olmazsa hiçbir şey olmaz. Olmazsa olmaz varlık için Cenab-ı Hak. Ama biz mümkünüz. Olsak da olur, olmasak da olur. Bir şey eksilmez Cenab-ı Hak'tan, haşa. Ya da varlıktan bir şey eksilmiş olmaz. Madem şu adi, sıradan, nakıs, eksik, fani mümkünatta, mümkünler aleminde nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey, en küçük şey müsavi olur. Zaten dünyada da böyle olur diyor bu iş. Dünyada da örnekleri görünüyor. Hadsiz hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette Kadir-i Mutlak'ın, her şeyi gücü yeten Allah'ın, sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı, bak nurani tecelliyatı, o kudret bizimki gibi değil yani. Elinin yetiştiği yer değil onun kudretinin sınırlı kalanı, haşa. Nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti, Cenab-ı Hakk'ın eşyası, melekut cihetiyle baktığımızda Allah için engelleyici olamaz ki. Zaten hepsi şeffaf. Hepsine tesir eder onun kudreti.
eşya birbirini saklayıp perdeleyemez yani Cenab-ı Hakk'a karşı. O apayrı bir boyut. Bizim bu fiziğimiz onu anlayamıyor olabilir bugün. Ya nasıl olur falan diye olabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın bilelim ki kudreti bütün varlığın en ince detaylarına kadar yetişir, ulaşır, işler. Hiçbirisi ondan uzak kalamaz. Tasarrufundan, iradesinden, ilminden uzak kalamaz. Ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı. Bak hikmet ve kaderin intizamatı. Cenab-ı Hakk'ın hikmetinde bir düzen var. Kaderin haber verdiği bir düzen var. Bu düzenler de işi kolaylaştırıyor. Ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali imtisali. Varlık da eşyalar da yani şeyler de eşya şeyler demek. Cenab-ı Hakk'ın tekvini emirlerine, kainata koyduğu yasalara kemal imtisal yani büyük bir istekle, uyumla uygun hareket ediyorlar. Varlık da zaten yaratan olduğu için, usta olduğu için elbette ustanın eşyası ustanın eline göre hareket eder. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın eşyası da yarattıkları da Cenab-ı Hakk'ın emrine göre hareket etmeye meyyaldir, isteklidir. Hani bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. İster istemez emrime gelin diyor. Varlığa, yerlere ve gökle yok. Bir yani orada tam neye emrediyordu Cenab-ı Hak aklıma gelmedi. Dağlara ve göklere mi diyor? Aklıma gelmedi şimdi arkadaşlar yanlış söylemeyeyim ama isteseniz de istemeseniz de emrime uyun diyor Cenab-ı Hak. İsteyerek geldik diyor varlık. O ayet-i kerime neye haber veriyor? Varlık zaten emri ilahiye uygundur. Bunu kendi dünyamıza taşıyalım, taşımaya çalışalım. Bugün şeriatın emirlerinde bazı insanlar ya diyorlar bu zamanda böyle şey olur mu? Hiç aldanmayalım arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın her ne emri varsa, dört mezhep dairesinde caiz olan, vacip olan, sünnet olan vesaire, hepsi fıtratla uyumludur. Yaratılışımız onu ister. Onu yapmıyorsak nefsimize uyup aslında yaratılışımıza aykırı olanı yapıyoruz demektir. Ve marazını görürüz yani, zararını görürüz. Hastalığını çekeriz, cefası bize uğrar. Her ne ki haramdır, işlenmesinin kesinlikle geri dönüşü vardır. Zararı vardır. İnsana ödettiği bir bedel vardır. Bizim şeriatımızda her ne emir varsa varlık istese de istemese de ona uymak zorundadır. Allah öyle buyurmuştur. Onlar ama isteyerek gelirler. Çünkü yaratanın emridir bu. Direnenler bu direnişin cezasını o uyumsuzluğun belasıyla çekerler. Ki bugün de mesela modern asrın insanoğlunu getirdiği durum, çevre kirliliği, küresel felaketler bilmem şu bu. Yani bak işte uygun hareket etmediğimizde varlık bize diyor ki ya biz bunun için yaratılmadık. Sen çok ayağını densiz densiz sallıyorsun, oynatıyorsun. Bizim gidişatımızı da bozuyorsun diye varlık bizden şikayetçi olmaya başlıyor. Bu genel resimde. Bireysel resimde de harama giren insanların tecrübeleri bize gösteriyor ki işte mesela Yalçın Menteş alkol bağımlısıydı. Adam son zamanlarında alkolün zararlarını anlatarak geçirdi yani. Aman yapmayın etmeyin siz benim gibi olmayın diye. En son ondan da öldü diyebiliyorum yani o rahatsızlığının devamı olarak alkolden kaynaklı rahatsızlıklarının devamı olarak da öldü. Evet. Cenab-ı Hak neyi yasaklıyorsa kesinlikle bize iyi gelir arkadaşlar. O yasak bize iyi gelir. Neyi emrediyorsa yapmamızı, onu da yapmak bize iyi gelir. Evet, eşyanın evamiri tekviniyesine kemal imtisali ve mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından, yani mümkün olanların varlıkları, yoklukları eşit Cenab-ı Hak için. Müsavatından ibaret olan imkandaki muvazenesi sırrıyla her şey hiçlikte eşittir. Ha bak burada biraz konuşalım. Gerçi vaktimiz de dolmuş. Bu mevzuyu ben seviyorum çünkü biraz. Bak şurası. Mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkandaki muvazenesi sırlarıyla. Bakın hiç dediğimizde bir evreni düşünün. Evrenin hiçliğini düşünün. Bir de bir tek atomu düşünün, o atomun hiçliğini düşünün. Her şey hiçlikte eşittir. Hiçlikten çıkmak da yani yine aynı şeydir. Tabiri caizse masraf enerji
neyse artık o lazımdır. Hiçten çıkmakta bir evrenin çıkmasıyla bir atomun çıkması arasında fark yoktur. Çünkü ikisi de hiçten çıkmaktadır. Şimdi mesela bir şeyden bir şeyi yaparken güçlükten bahsedebilirsiniz. İşte iki tane elmadan pasta yaptım. Beş tane elmadan pasta yaptım. İki tane elmadan pasta yapmak, pasta çıkarmak, pasta kadar malzeme çıkarmak daha zor diyebilirsiniz. Çünkü işin içinde miktar var. Ama hiçliğe gittiğinizde hiçbir şeyin şeyi yok. Hükmü yok. Ha atom çıkarmışsın, ha evreni çıkarmışsın. Cenab-ı Hak için hiçlikte eşit olan, yokluk miktarında eşit olan varlık elbette aynı şekilde de varlık sahasına çıkarılabilir. Ha bir nefis, ha bütün nefisler. Tabiri caizse yani. Burası öyle. Bunu anlattığım bir yazım da vardı ama şimdi başlığı aklıma gelmediği için arkadaşlar nakledemiyorum. Aklıma gelirse dersin altına yazarım. Vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırlarıyla az çok, büyük küçük, ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Diyoruz ve burada bitiriyoruz. Aslında şurayı da konuşsak iyiydi ama şimdi oraya girersem orayı da izah etmek istiyorum. Bu süre uzayıp gidecek. Yapmayayım onu. Şu paragrafı bir daha okuyayım. Ondan sonra da Fatiha vereyim arkadaşlar. İnşallah bir dahaki dersin başında şu kısmı konuşuruz. Ondan sonra da ayetlere geçeriz. Ayetlere tefekkür etmeye başlarız Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Madem şu adi, nakıs, fani mümkünatta nuraniyet ve şeffafiyet ve intizam ve imtisal ve muvazene sırlarıyla en büyük şey, en küçük şeye müsavi olur. Hadsiz, hesapsız şeyler bir tek şeye müsavi görünür. Elbette kadir mutlakın, yani her şeye gücü yeten Allah'ın, sonsuz kudret sahibi Allah'ın, zati ve nihayetsiz ve gayet kemalde olan kudretinin nurani tecelliyatı ve melekutiyeti eşyanın şeffafiyeti ve hikmet ve kaderin intizamatı ve eşyanın evamiri tekviniyesine kemali intisali ve mümkünatın vücut ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki muvazenesi sırlarıyla az çok, küçük büyük, ona müsavi olduğu gibi bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha ile haşre getirebilir. Yani yine ayet-i kerimeye dönüyoruz. Estağfirullah. Ma halgukum ve la ba'sukum illa ke nefsi vahide. Sadakallahul azim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.